Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız nasıl yani? AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'dan esinlendik. Çevre katliamı yapanlardan seçimde hesabını soracaksınız değil mi diye seslendi İstanbullu seçmene. E nasıl yani dedik haliyle. Nedenini anlamışsınızdır da haberde daha ayrıntılı izleyeceksiniz. Sizler de nasıl yani dediğiniz, şaşırdığınız, sormak istediğiniz konuları yazabilirsiniz. Hemen başlayalım bültene. AK Parti'nin İstanbul Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında bulunduğu derneğe doğru ateş açıldı. Bir kadının ağır yaralandığı saldırının ardından 17 kişi gözaltına alındı. Bir anda bir çatışma, bir silah sesleri duyduk. Aziz Bey falan hepimiz yere yattık. Ben yatın diye bağırdım. Ondan sonra bütün herkes yatış pozisyonu aldı. Menfur olayı bir kez daha lanetliyorum. Ve bir tanesi yakalandı. Şu anda diğerlerini de inşallah yakalayacağız. Beyaz bir otomobille sokağa girip etrafa ateş açtılar. Çevredekiler panikle kaçarken sokakta oynayan bir çocuk kurşunların hedefi olmamak için arabaların arasına saklandı. AK Parti'nin İstanbul Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında bulunduğu derneğe doğru ateş açıldı. İlk gözaltıyı Erdoğan duyurdu. Sonrasında gözaltına alınanların sayısı 17'ye yükseldi. Diğer seçimlerde olduğu gibi 31 Mart mali idareler seçimlerinde de huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi için biz İçişleri Bakanlığı olarak gerekli tüm tedbirleri hassasiyetle aldık, almaya da devam ediyoruz. 150 kişilik ekip kamera kayıtlarını inceledi. Saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul Küçükçekmece'de Kanarya Mahallesi'nde AK Parti'nin ilçe adayı Aziz Yeniay Mardin Narlıköy'ü derneğini ziyaret etti. O sırada beyaz bir araçla gelen saldırganlar sokağa ve derneğe doğru ateş açtı. Uzun namlulu silahlarla ve tabancalarla saldırdılar. Olay yerinde 17 kovan bulundu. 32 yaşındaki Ebru Güneş saldırı sırasında başından vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın hemen operasyona alındı. Hayati tehlikesi sürüyor. Tek gündemimiz var. Terör müydü değil miydi bu değil. Kızımızın hayatta kalması. Küçükçekmece'deki bugün yaşanan olayın AK Parti adayı ile ilgisi olmadığını ve yaşamını yitiren kimsenin olmadığını öğrenmek içimizi rahatlattı. AK Partili aday Aziz Yeniay saldırının seçim çalışmalarına ilişkin olup olmadığına dair net bir açıklama yapmadı. Ekrem İmamoğlu AK Parti ile ilgisi yok derken Murat Kurum'dan seçim çalışmalarımıza kastedildi açıklaması geldi. Seçim çalışmalarımıza kasteden bu saldırı karşısında hiç kimsenin bu süreci baltalama çalışmalarına, gölgelemesine asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. 31 Mart seçimlerinin en kritik adresi İstanbul yarışı. Yeniden Refah ve DEM Partisi'nin aday göstermesiyle dengeler yeniden değişti. DEM Partisi'nin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun karşısına aday çıkarmasından sonra Cumhur İttifakı'nın CHP'ye karşı suçlamalarında bir değişiklik olup olmayacağı merak ediliyordu. Erdoğan ve Bahçeli yine konuştu. Yine CHP'yi hedef aldı. Özgür Özel'in millete özür borçları var beklentisi karşılık bulmadı. Bir partinin aday çıkarması kendisiyle ilgili bir hesaptır. Bir parti aday çıkarmazsa demlenip aday çıkardığında demlenmemiş olma iftirasını o bu sabah höpürdete höpürdete demli çay içenlere Devlet Bahçeli ile Recep Tayyip Erdoğan'a sorun. Kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzaktan kumanda ettiği yapılarla dikkat edin çay demlemiyorsunuz ha demlenerek seçim kazanmanın hesabını yapıyorlar. CHP ile DEM'in ayrı ayrı aday belirlemesi sinsi bir oyundur. Çünkü CHP demek DEM demektir. DEM Partisi İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na karşı kendi adayını çıkardı. DEM'in kararına kadar iktidar tarafından demlenmekle suçlanan Özgür Özel, özür bekleyerek ne diyeceklerini merak ederek Erdoğan ve Bahçeli'yi okları çevirdi. DEM ve CHP rakip olmasına rağmen Cumhur İttifakı cephesinde söylem aynı kaldı. Suçlamaları değişmedi. Demlenmiş CHP'nin perdesi kapanmalıdır. Bizim kimsenin çıkaracağı adaya da çıkarmadığı adaya da lafımız da yoktur, minnetimiz de yoktur.
Ama aday çıkarmama durumunda dünya kadar hakareti bize layık görenlerin şimdi bu millete bir özür borçları vardır. Bir önlerine baksınlar. Kararlarımızı kimilerine rest ya da kimilerine jest olsun diye almıyoruz. Hangi siyasi partiden olursa olsun seçmen veli nimetimizdir. Biz de CHP gibi tıpış tıpış gideceksiniz, oyunuzu vereceksiniz diyen kibirli bir dil olamaz. Erdoğan Özgür Özel tartışması sadece DEM Parti üzerinden olmadı. Son seçim yenilgisinde de tüm faturayı 13. Cumhurbaşkanımız diyerek yere göğe sığdıramadıkları Bay Kemal'e kestiler. Özgür Efendi ona 10 bin liralık en düşük emekli maaşını, 17 bin liralık sefalet asgari ücreti, geçim sıkıntısını, enflasyonu hatırlatıyor. O istiyor ki hakaretine hakaret edelim, sorunlar değil kavga konuşulsun. Onun düzeyine inmemeye çok kararlıyım. Erdoğan mitinglerine başladı. CHP'de ise aday mesaisi 12 Şubat'ta tamamlanacak. CHP'yi uzun ve sıcak bir pazartesi beklerken cevabı en çok merak edilen adreslerden biri de Hatay. 100 söz protesto vardıysa 99'u hükümete yönelikti. Lütfi Bey'e yönelik de sitem cümlelerini hep birlikte duyduk. Siyaset vatandaşın söylediğini duyma sanatıdır. Verdiği mesajı alma sanatıdır. Sayın Genel Başkanımızın duruşu net. Adayımız Lütfi Savaş ve biz seçimi kazanacağız diyor. Hatay'da CHP'nin yeniden aday gösterdiği Lütfi Savaş aday olarak devam mı edecek, değiştirilecek mi? CHP'de kulisleri ısıtan soru için Özgür Özel renk vermedi. Yine anketleri işaret etti. Anketlerde bir şey görüyorsak müdahale ediyoruz. Görürsek müdahale ederiz. Özgür Özel Lütfü Savaş için gerek olursa anketlere bakarız, müdahale ederiz diyerek işte dinlediniz. Bana göre bir değişim olmayacağının işaretini verdi. Yani Lütfü Savaş aday olacak, devam edecek aday olmaya. Sinsi plana gelince dedi ya Devlet Bahçeli. Orada merak ettiğim CHP'li demin ayrı aday belirlemesi sinsi bir oyunsa, DEM Parti İstanbul'da aday göstermeseydi o zaman ne olacaktı? CHP ile DEM Parti işte iş birliğinde denmeyecek miydi? Cevap sizin olsun. Devam edelim. Hatay, Zonguldak, Tekirdağ. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehre hizmet için merkezi yönetimle yerel yönetim bir olmalı sözlerini devam ettiriyor. Özgür Özel de Erdoğan'a milli iradenin üzerinden elini çek dedi. Oy yoksa hizmet de yok tartışması daha da alevlendi. Sevgiyle selamlıyoruz kendilerini. Kardeşlerim, bu kardeşiniz bu ülkenin cumhurbaşkanı. Bilesiniz ki buranın belediye başkanı cumhurbaşkanının eli üzerinde olduğu sürece Zonguldak çok daha farklı yere gelecektir. Recep Tayyip Erdoğan'ın milli iradenin üzerinden elini çekmesi lazım. Bu yaptığı iş tamamen milli irade gaspıdır. Hatay'da kurduğu cümleler tartışılırken bu kez Zonguldak'ta yine benzer cümleler kullandı Erdoğan. Hizmet için belediye başkanı AK Partili olmalı dedi. Erdoğan'ın sözlerine CHP lideri Özgür Özel milli irade gaspı diye ses yükseltti. Hatay'da yaptığı taş yürekliliğe devam ediyor. Aslında Zonguldak'tan dönüp Hatay'a ve bütün Türkiye'ye aynı mesajı veriyor. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Bak şu anda Hatay garip kaldı. Hatay masum kaldı. Bilesiniz ki buranın belediye başkanı cumhurbaşkanının eli üzerinde olduğu sürece Zonguldak çok daha farklı yere gelecektir. Oyu bana verirseniz olur, vermezseniz pişman olursunuz diye milleti tehdit etmeye, vatandaşa şantaj yapmaya kalkışıyor. Bizde CHP'li belediye başkanları gibi oy yoksa hizmet de yok diye milleti açık açık tehdit etmek olmaz. Belediyelerin iktidarla el ele vermesi, iktidarın elinin belediyeler üzerinde olması vurgularıyla Erdoğan 31 Mart için oy isterken muhalefet tehdit, gözdağı, şantaj, milli irade gaspı diyerek tepki gösterdi. Erdoğan o tepkilere bu kez oy yoksa hizmet yok tehdidini CHP yapıyor sözleriyle karşılık verdi. Ama merkez yerel bağlantısını Tekirdağ'da da yine kurdu. Tekirdağ'da merkezi yönetim ve Tekirdağ belediyemiz el ele vereceğiz ve Tekirdağ'ı ayağa kaldıracağız. Milli irade
kutsaldır. Milli irade serbestçe oy kullanılabildiği için kutsaldır. Recep Tayyip Erdoğan'a verilince kutsal, verilmeyince mundar olmaz. Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı milli iradeye saygısızlıkla suçladı. Eğer Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediğinin bir karşılığı varsa yerel seçimler niye var? Niye belediye başkanı seçiyoruz? Sonunda oraya mı gelecek bu anayasa tanımazlık hali? Milli iradeye saygısızlıktır. Millet ona 31 Mart'ta eğriyi de doğruyu da gösterecek. Siyaset Erdoğan'ın sözlerini tartışırken sandığa kısa süre kala iktidardan belediyelere yönelik bir adım geldi. Yönetmelik değişti. Belediyelerin projeleri için yurt içi borçlanma imkanı Cumhurbaşkanlığının onayıyla gerçekleşebilecek. Şimdi Cumhurbaşkanı hem Hatay'da söylediği, dün Zonguldak'ta tekrarladığı ifadelerden sonra bugün Tekirdağ'da geri adım mı attı diye düşünüyor insan. Düşünüyor da tam cümle şöyle, önemli, tekrar edeceğim. Bizde CHP'li belediyeler gibi o yoksa hizmet de yok diye milleti açık açık tehdit etmek olmaz. CHP'li belediyeler mi? Nasıl yani? İşler hem orada karışıyor hem de değişen yönetmelikte. O yönetmelikle artık belediyeler yurt içi borçlanma imkanını Cumhurbaşkanlığının onayıyla bulabilecek. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu derler ya öyle. Gerçi zaten geçenlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş söylemişti. Bir tane bize borç veren bir kamu bankası söyleyin diye rest çekmişti. Muhalefetteki belediyelerin her anlamda işlerinin zora sokulduğu ortaya çıkmışsa İstanbul'da keza öyle. Ama bu bir adım daha öteye gitmek. Önce Cumhurbaşkanlığı, sonra Hazine Bakanlığı'ndan izin gerekecek. Bu durum yasalara, yönetmeliklere uygun hale getiriliyor da ne kadar tüm ülke vatandaşlarına hizmet anlayışının ve etiğe uyar, onun cevabını da yine size bırakıyorum. Ve Ankara diyeceğiz. Büyükşehir Belediyesi'nin iki adayı Mansur Yavaş ve Turgut Altınok seçmene aynı adresten Altındağ'dan seslendi. Yavaş oy isterken 5 yıldır yaptığı sosyal destekleri anlattı. Altınok ise o desteklerin miktarlarını artırmayı vaat etti. Seçimlere geri sayım devam ederken Turgut Altınok'la bir açılışta buluşan Devlet Bahçeli ise Cumhur İttifakı'nın adayına desteğini bakın nasıl gösterdi. Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok, MHP lideri Bahçeli ile buluştu. MHP'nin seçmen iletişim merkezi açılışında Bahçeli Altınok'u bir koltuğa oturttu. Kalkmayacaksın dedi ama rakibi Yavaş da iddialı. Koltuğa oturuyor, Allah'ın izniyle kalkmayacağız. İnşallah. Görünen o ki dün yayınlanan ankete göre %14 öndeyiz. Ankara halkı onlara kırmızı kart gösterecek. AK Parti'nin Keçiören Belediye Başkanı bu seçimde Cumhur İttifakı'nın büyükşehir adayı. MHP lideri Turgut Altınok'la ittifak görüntüsü verdi. Bu buluşmadan önce Ankara'da iki rakipse kozlarını paylaşıyordu. Ankara Büyükşehir Belediyesi 31 bin emekliye düzenli şekilde destek alıyor. Emekliye 5 bin lira vereceğiz, 1000 lira değil. Bir de hükümetten açık çek almış. Niye gidip de şu anda hala vermiyorsun? Ben 7 aydır veriyorum. Sen şu anda niye vermiyorsun 5 bin lirayı? İktidardan açık çek aldım diyen Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, rakibi Mansur Yavaş'ın icraatlarını vaat olarak anlattı. Mansur Yavaş, 5 aydır en düşük emekli aylığı alıp belediyeye destek için başvuran emeklinin başkent kartına 1000 lira yatırıyor. Altınok'un vaadi o yardımı 5000 liraya çıkarmak oldu. Birdenbire akıllarına geldi. İstanbul'daki aday 2000 lira vereceğim, Ankara'daki 5000 lira vereceğim demeye başladı. Hükümetin, iktidarın partisinden bir zahmet Cumhurbaşkanı'na kadar gidip emeklilerin durumunu bir de onlar anlatsınlar. İnsan 101 tane söz verir, 90 tanesini yapmaz mı? Ankara'yı sanayinin başkenti yapacağız. Ankara'yı ekonominin başkenti yapacağız. Ankara'da iki rakibin Altındağ'daki seçim bürosunun arasında 100 metre bile yok. Öğleden önce seçim bürosunu Turgut Altınok açtı. Şimdi ise Mansur Yavaş açılış yapıyor. Benden başka hükümet dahil doğalgaz yardımı yapan kuruluş dahi yok. Doğalgaz desteğini Nisan ayında 500 liradan 1000 lira çıkartıyoruz inşallah. Ev olmayan binlerce vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız. Ankara halkının tertemiz parasını çöp projelere yatırmak yerine Ankara'da dara düşen herkesin yanında olmak,
en büyük görevlerimizden birisidir. Sosyal yardımlar Ankara'daki seçimin ana gündemi. 49 gün kala Ankara gibi İstanbul'da da adaylar seçim mesaisinde. Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum birbirlerine mesaj gönderip sandığı işaret etti. Paralarla verdi bana bak paralarla. Ben güven sonsuz. Pardon. 2019 seçimlerini kaybedenler mertçe kaybetmeyi başaramadılar. Dilerim ki bu defa mertçe kaybetmeyi başarırlar. İstanbul'un ayağa düşürülen o 571 yıllık onurunu, gururunu 31 Mart'ta tüm İstanbullularla birlikte yeniden ayağa kaldıracağız. İstanbul yarışında iki aday da sandığı işaret etti. Seçime 49 gün kala mesajlarda sertleşti. Kanal İstanbul ihanetini de ertelettirdik, yaptırmadık. Aldatılmalarına da müsaade etmeyeceğiz. Nasıl? Bir daha bu bir avuç insanın İstanbul'da iktidar yüzü görmemelerini sağlayarak onlar bir daha burada iktidar olamayacaklar. Verdiğiniz sözlerin ancak %87'sini gerçekleştirdiniz. Ama şu gerçek var ki 31 Mart akşamı %100 o Saracane'den ayrılacaksınız. Murat Kurum Eğitim Birsen üyesi öğretmenlerle bir araya geldi. Önce İmamoğlu'nun vaatlerinin %87'sini gerçekleştirdiğini söyledi. Sonra ekibi not iletti. Tam tersini iddia etti. Arkadaşlar not verdi. Ben CHP'li İstanbul yönetim verdiği sözlerin %87'si tuttu demişim galiba, öyle mi? Ya öyle bir şey olma ihtimali yok. O tutmadığı taraf. AK Parti'nin adayı Murat Kurum eğitimcilerle buluşmasında okullardaki hijyen ve güvenlik sorununu da kabul etti. Seçimden sonra çözüm sözü verdi. Hijyen, güvenlik ve temizlik problemiyle uğraşan müdürlerimiz var. Size söz veriyorum. Biz göreve geldiğimizde artık böyle bir sorununuz kalmayacak. Daha sonra da Beyoğlu'nda trafik kazasında yaşamını yitiren AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı Murat Kurum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte saf tuttular. Allah-u Teala bu yolculukta kendilerine kolaylık nasip eylesin. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde yükselen binalarla azalan yeşil alanlarla eleştirilen Murat Kurum'un bir gün önceki sözleri de dikkat çekti. İmamoğlu'na seslenirken çevre katliamına sessiz kalmayacağız dedi. Söz verdiğiniz yeşil alanlar nerede? Bunlar inanın sözde çevreciler. Biz bu yeşil alan katliamına sessiz kalmayacağız. Ben inanıyorum ki Kadıköylüler hem bu ihmalkarlıkların hem de bu çevre katliamlarının hesabını sandıkta bir bir soracak. İşte bir başka nasıl yani haberiydi izlediğiniz. İnanıyorum ki Kadıköylüler bu çevre katliamının hesabını sandıkta bir bir soracak dedi kurum. Nasıl yani? Çevre katliamı mı dediniz? Kuzey Ormanları savunması vardı haberde. Havaalanı uğruna 13 milyon ağacı ve 80 göletimizi yok ettiniz diyorlar ya. Bitmedi. Hani şu seçime giderken bir türlü ağzınıza dahi alamadığınız Kanal İstanbul planı ve çevresinde satılan araziler. Bitmedi. Yine iktidarınız döneminde HES'lerle kuruyan dereler, felaketi yaşayan Marmara Denizi, yok olan Hasankeyf, Salda Gölü, yabancı madencilere verdiğiniz Kaz Dağları. Peki bunların hepsinin hesabını kim verecek Murat Kurum? Efendim 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümü geride kalırken bir yılda 319 bin deprem konutunu bitirip teslim etme sözü veren iktidar, peyderpey anahtar teslimi için kuralara başladı. Sınırlı sayıdaki Şanlıurfa ve Gaziantep kuralarında ilk talihler arasında yeni ve eski iki AK Partili milletvekilinin de olması dikkat çekti. Muhalefet öncelik vatandaşın olmalıydı diyerek vekillerin kuraya girmesini eleştirdi. Şanlıurfalı kardeşlerimizle kura sevincini yaşıyoruz. Ya Allah! Bismillah! Her afetse de Türk vatandaşının hakkı olduğu gibi TOKİ'nin konutlarına başvuruda bulunmuştum. Noter huzurunda yapılan konut alma hakkı ve konut belirleme kurasında bana da bir evin çıktığı bilgisini sonradan öğrendim. Bir kura çekiliyorsa önce milletvekilinin oraya girmemesi gerekiyor. Öncelik vatandaşa verilmeli. Milletvekili evde, vatandaş dışarıda, çadırda kalıyorsa
Burada bir ahlaki sorun vardır, vicdani sorun vardır burada. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü geride kalırken bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenlerle tamamlanabilen deprem konutlarının kuraları çekildi. Şanlıurfa'daki kurada ilk şanslılardan biri de AK Parti milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı oldu. Gaziantep'te ise eski AK Partili vekil Şamil Tayyar. Baba ocağı yıkıldı ve tapu bana ait olduğu için onlar adına hak sahibi olarak başvurdum. Kurada 85 metrekare 2 artı 1 daire çıktı. Aile içinde talibisi çoktu. İhtiyaç sahibi kardeşim Gökhan'a verdim. Burada helal olmayan ne var? Milletvekilleri de depremzededir, doğru. Milletvekillerinin de evi yıkıldı. Ama binlerce, on binlerce yurttaşımız da konteynerlarda, bir kısmı hala çadırlarda, aç açıkta bekliyor insanlar. AK Partili Yazmacı ve Tayyar depremzede olarak kuraya girmek bizim de hakkımız diyerek savundular kendilerini. Muhalefetten on binlerce depremzede konteynerlarda, çadırlarda kalırken milletvekillerinin kuraya girmesi ahlaki ve vicdani değil eleştirisi geldi. Üstelik bir yılda teslim sözü verilen 319 bin konutun sadece %9'u tamamlanabilmişken. 100 depremzededen 8'i evde, 92'si konteynerde, çadırda. Hatay'da 7.725, Antep'te de 10.698 afet konutumuzun kura törenini icra ettik. Gaziantep'te bir yılda teslim sözü verilen 41.922 konuttan 10.698'i, Şanlıurfa'daysa 16.782 konuttan 1.314'ü için anahtar teslim törenleri yapıldı. Çekilen kuralarda AK Partili vekil Cevahir Asuman Yazmacı'ya 5. etap 4. kat 3 artı 1 daire çıktı. Gaziantep'teki kurada da Şamil Tayyar'a 85 metrekare 2 artı 1 daire. Vekil milleti önce evine yerleştirecek, en son kendisi girecek ya da siyaset yapmayacak, vekil olmayacak. Her vatandaşımız gibi benim de hakkım olan bir hususta önce yasal süreçler işletilerek yaptığım başvuru ve adil şekilde noter huzurunda yapılan kurayı bir ayrıcalık gibi sunmak en basit tabiriyle dezenformasyon çarpıtmadır. Yazmacı gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Kurada kendisine çıkan evi ihtiyaç sahibi bir depremzedeye tahsis edeceğini duyurdu. Çevir kazı yanmasın tepkiler üzerine lafı çevirmiş. Cevahir Asuman Yazmacı, her afetzede Türk vatandaşının hakkı olduğu gibi başvuruda bulunmuştum diyor. Yahu siz Ankara'da ikamet eden, yan geliriniz yoksa bile ayda 120 bin liraya yakın maaş alan vekilsiniz. Başvurmayın bir zahmet ya, başvurmayın. Siz orada hayatta kalma mücadelesi mi veriyorsunuz? Ha bir de kendisine çıkan evi depremzedeye tahsis edecekmiş. Madem öyle yapacaktınız, başvurmasaydınız da gerçekten ihtiyaç sahiplerinden birine çıksaydı. Bir de eleştirenlere kızıyor. İnanmak anlamak zor, ne diyeyim. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ezgi Apartmanı'nda depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala delil nöbeti tutuluyor. Oğlunu, gelinini ve torununu kaybeden acılı anne belediyenin ihmaline çarpıcı iddialarla dikkat çekti. Enkazın başında kamu görevlileri de yargılansın diye haykırdı. Kesildiğini iddia ettiğimiz kolondu. Bulduk çok şükür. Şu güzelliğe bakar mısınız yani? Doyamadım ben çocuklarıma. Toprağın altına hazine koydum. 3 tane hazinemdi bunlar benim. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde bir anneysem, benim çocuklarımın ölümüne sebep olanlar da aşikar ortadaysa yeter artık, bakın bir yıl oldu. 6 Şubat depreminden bu yana adalet arıyor Nurgül Göksu. Kahramanmaraş'ta 35 kişiye mezar oldu Ezgi Apartmanı. O da oğlunu, gelinini, torununu kaybetti. İlk günden itibaren enkazda delil nöbeti tuttu. İhmale ilişkin delilleri savcılığa teslim etti. Ama enkaz nöbeti son bulmadı. Geri kalan deliller karartılmasın diye nöbete devam ediyor. Buradan yeniden delil toparlanacak. Duruşmamız 29 Şubat'ta. Belki mahkeme başkanı diyecek ki buralardan yeniden delil isteyecek. Burası Ezgi Apartmanı enkazı. Hani kesilmedi denilen kolon vardı ya. İşte evlatlarımızın ölümüne sebep olan kolon budur. Ezgi Apartmanı'nın altındaki pastaneyi işleten Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in dükkanı genişletmek için kolon kestiği iddianameye de girdi. Aslında apartman sakinleri bu durumu 6 Şubat depreminden 2 yıl önce fark etti. Belediyeye şikayette bulundular, sonuç alamadılar.
İleride herhangi bir tehlikeye sebebiyet vermemek açısından kolonlarda, kirişlerde, perdelerde herhangi bir kesik, kırık varsa gerekli incelemenin yapılmasını arz ederiz. Bizi öldürecekler, gelip bakın demişler. Karşısında Kahramanmaraş 12 Şubat Belediyesi'nde imar ve planlama müdürü olarak hala görevine devam eden Sait Avşar demiş ki orada binanın altında statik projeyi etkileyecek herhangi bir tahribata rastlanılmamıştır demiş. İmzası var. Yapı kayıt belgesi alındığı tespit edilip kazan dairesinde ise mimari projeye aykırı bir duruma rastlanılmamıştır. Yani 2018 yılında çıkarılan imar affından yararlandı pastaneciler. Bedeli ise çok ağır oldu. 6 Şubat depreminde saniyeler içinde yıkıldı apartman. 35 kişi yaşamını yitirdi. Aykırılık yok diyen 12 Şubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü hala görevinin başında. Soruşturmadaysa ihmaller bir bir ortaya çıktı. İki dükkan halinde. İlk önce iki dükkanı bir dükkan haline getiriyorlar. Altı yerden perde betonlarda kesit yapıyor. Ön taraftan kolonu kesiyor, dükkanı genişletiyor. Bu binadaki insanların ölmesi için ne gerekiyorsa bunların hepsi yapılmış. Pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ifadeleri alınıp serbest bırakılmıştı. 7. ayda dosyaya eklenen bilirkişi raporuyla ikisinin de asli kusurlu olarak yakalanmasına karar verildi ama hala ortada yoklar. En son Teknofest'te dondurma dağıtırken görüntülendiler. Nurgül Göksu hem onların yakalanmasını hem de sorumluluğu olan kamu görevlilerinin de davaya eklenmesini istiyor. Bakın bu belgeler, bu bilgiler bir yıldan bu yana bu dosyada var. Adalet istiyorum. TOKİ'nin sosyal konut mağdurları yine eylemdeydi. Eleştirilere algı diyen, taksitleri ödeyemeyen, beni bulsun açıklamasıyla dikkat çeken TOKİ başkanına tepki gösterdiler. Ömer Bulut istifa! Ömer Bulut istifa! Belediye başkanı kalkmış, İstanbul'da herhalde sosyal konut olarak anlatacağı bir şey kalmamış ki, Tuzla'da temcit pilavı gibi kamuoyuna göstererek algı yaratmaya çalışıyor. Bir tarafta 2019'da başlayan TOKİ konutları, bir tarafta da 2020'de başlayan Kiptaş projesi. Herhalde tek bitirebildiği bu 300 konuttur. 10.039 konutu bu süreçte teslim ettik. Kamu bankalarından 1 lira kredi verilmemesine rağmen. Hatice'ye değil neticeye bakarız. Kiptaş sabit taksitle ev verebiliyor. TOKİ başkanının algı suçlamasına netice ortada yanıtını verdi TOKİ mağdurları. 5 yıldır TOKİ'nin projelerini bitirmesini bekliyor dar gelirliler. Bitmediği gibi taksitler de şimdilik 20 kat arttı. Çünkü sözü verilen sabit taksitten vazgeçildi. Çoğu emekli ve işçi hak sahibi 6 ayda bir zamlı taksit ödeyecek. TOKİ başkanı Ömer Bulut'u törende yakalayan mağdurlar ödeyemeyiz dedi. Bulut ödeyemeyen beni bulsun diye karşılık verdi. Bir gün sonra mağdurlar eylemde TOKİ başkanı seslendi. Konutunu aldıktan sonra ödemeyle ilgili bir sıkıntı sonra vatandaş tekrar benim yanıma geldi. Ben dilenci gibi peşinden mi koşayım? Ne söz verdiyse bize bir devlet, biz onu istiyoruz sadece. Nerede bulacağız? Hiçbir yerde yoklar. Biz o taksitleri ödeyemeyiz. Ödeyemeyeceğiz, vazgeçeceğiz hakkımızdan. Ve bu da onların işine yarayacak. Ev değil, hayal satıyorsunuz pankartlarıyla geldiler. 74 yaşındaki Rizeli Mehmet Kösterli de TOKİ mağdurlarından biri. Yıllar önce askerlik yaptığı arazide 5 yıldır bitmeyen evinin 20 bin lirayı bulan taksidini emekli maaşıyla ödemesi isteniyor. Aradan 5 sene geçti. Bunun faturasının bile hükümet bize kesiyor. %2500 zamla. Ben burada askerlik yaptım. Burası askeriyenin mali. Ben 22 senedir bu iktidara oy verdim. Hala da veriyorum. Reis de benim hemşerimdir. Ben de Rizeliyim. Gizlemiyorum onu. Ama burada bir haksızlık var. Bu Allah'a reva değil. Lütfen sesimizi duyun. İlk şartlarda vatandaşımıza nasıl projemizi sunduysak o çerçevede süreci TOKİ Başkanlığımız yürütecek. Tabii ki meselesi, kredi meselesi. Çok açık söylüyorum. Bak, çok sağlıklı yürümeyeceğini anladım. Çünkü niye? Şimdi bankalar bir insana kredi verirken kredi ödeyebilecek gücü var mı? Maaşı var mı? İster istemez onların da kendi mevzuatları var. Banka kimin arkadaşlar? %50 indirim. Ayrıyeten sabit taksitimizi ve %1 KDV'yi de istiyoruz. İşte bu taleplerle sadece İstanbul'da değil Bursa'da da 2019 yılının 100 bin sosyal konut mağdurları ses yükseltti. Eskişehir'de de. Bazı milletvekillerimize TOKİ'den ev çıkmış. Bize çıkardıkları rakamlar zaten ancak milletvekili maaşına ödenebilecek rakamlar. Bence doğru karar vermişler. İstanbul Planlama Ajansı İstanbul'da yaşam maliyetinin 53 bin lirayı aştığını duyurdu. En çok emekliler zorlanıyor. Doğanından tut patatesine, peynirinden etine son 5 yıl
tamamen artık yani bu iş çığırından çıkmış. Kira, elektrik, doğalgaz. Zorluğu daha zor. İstanbul uçuk. Kiramız öyle, sebzemiz öyle, her şeyimiz öyle ya. Yeter artık diyoruz, yeter. Bıktık, usandık artık. İstanbul'da yaşamanın maliyeti 4 kişilik bir aile için 53.058 liraya yükseldi. Hesap en çok emeklinin ne kadar zor durumda olduğunu koydu ortaya. En düşük emekli maaşı 10 bin lira. Bir evde 4 emekli bile olsa geçim maliyeti olan 53 bin lirayı bulamıyor. Doğalgaz, elektrik, maddi yönden gıdalarımız, etimiz çok zamlandı. İstanbul'da yaşamak çok zor. En düşük emekli maaşını biliyorsunuz 10 bin TL yaptılar. Yani İstanbul'da en ucuz bir kiralık ev 15-20 bin liradan başlıyor. 4 tane de olsa evi olmayan bir kiracı yine geçinemez. İstanbul Planlama Ajansı'na göre bir yılda %80 arttı yaşam maliyeti. Geçen yıl 29.429 liraydı. 53.058 liraya yükseldi. Yani 23.629 lira pahalandı İstanbul'da yaşamak. Emeklinin maaşına gelen zamsa aynı süreçte 4.500 lirayla sınırlı kaldı. Şurası 1,5 milyar. Bunlar 1500 lira mı? 1500 TL. Çalışmazsam da ben bunları alamıyorum. Bu kadar açık ve net konuşuyorum. En ucuz sebze 20-30 liradan başlıyor. Bir biberin kilosu 55 lira. Acısı 110. En pahalı sebzelerden acı biberin kilosu 110 lira. Emekliler için de en acı olanı bir zamanlar rahatça ulaşabildikleri sebze meyveye artık ulaşırken zorlanmaları. En ucuz sebze 30 liradan başlıyor. Yemeklerde neredeyse ana malzeme olarak kullandıkları soğan ve patates içinse indirim ve kampanyaları takip ediyorlar. Biz bunları mı hak ediyoruz? Hak ettiğimiz bu mu bizim? İşte o indirimdeki patateslerden biri. Fiyatı 19 lira 75 kuruştan 14 lira 95 kuruşa düşmüş. Ancak patatesler yumuşamış ve çürümeye yüz tutmuş. 4 liralık bir indirim var bu patateste. Bir bakar mısınız mesela? Bu çok kötü bir durum. Gerçekten utanç verici bir durum. Vatandaş alamadığı için çürümüş. Çürüme sebebi o bence. Market geziyoruz. Ucuz şey arıyoruz, soğan arıyoruz, patates arıyoruz. Alamadığımız için de çürüyor. Emekli bir umut, bayram ikramiyesinin artırılmasını bekliyor ama asıl beklentileri maaşlarının geçinebilecekleri bir seviyeye yükseltilmesi. Emekliler olarak en az diyoruz ki bir asgari ücret olsun. Bir kira verebilsin en azından. İnsanlar alacakları ikramiyeyle değil, bunun devamlılığı esastır. Maaşlara zam yapmaları lazım. Gururla, onurla oynar gibi, insanlara böyle rüşvet verir gibi bir sefer, iki sefer, beş lira, on lira vermekle İnsanların size ekonomik koşullarını hayat standarttan düzeltemezsiniz. Zülfü Bey demiş ki nasıl yani? Çok basit, 16 milyon emekli insanca yaşayabileceği bir maaş istiyoruz. Aydın Bey, 50 yaşındayım, bize devlet ana diye öğrettiler büyüklerimiz ama yeni sistemde oy vermeyenler üvey evlat oldu, nasıl yani diye sorar. Bir izleyicimiz de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde madem kardeşiz hepimiz, niye astsubay tazminatlarını vermediniz, nasıl yani? Hani Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hepimiz kardeştik diye hatırlatıyor. Efendim, uzun zamandır emeklinin, işçinin, öğrencinin yani dar gelirlinin et alıp yiyemediğinin haberini yapıyoruz. Ama temel gıda baklagiller de lüks oldu. Eskiden hemen her evde rahatlıkla pişen kuru fasulye pilav artık sofralardan kalktı. Kuru fasulye fiyatları nasıl? Vallahi en son gördüğümde 60 lirayla 100 lira arası bir şeydi yani. Market geziyoruz. Nerede uygun bulursak oradan almaya çalışıyoruz. Ben sana söyleyeyim, benim kayınçom satıyor yani. Üreticisi. İspir kuru fasulyenin kilosu İspir'de 275 lira. Yazın. Köyden getirdiğimiz kadarını kullanıyoruz. Bittiği zaman da yenisini almıyoruz. Biliyorsunuz eskiden etli kuru fasulye yapılırdı. Kuru fasulyeyi sade de yapamıyoruz artık. Etli kuru fasulye pilav bir zamanlar hemen herkesin evinde pişen geleneksel bir lezzetti ama önce çok pahalı diye eti almaktan vazgeçti dar gelirli emekli. Kilosu 70 lirayı geçince artık kuru fasulye de alamaz hale geldi. 2 ay önce aldım. Kilosunu 40 liraya açık. En son kuru fasulye aldığımda pazardan ucuz olur diye 70 liradan aldım. Eskiden etle verdiğimiz lezzeti şimdi baharatla vermeye çalışıyoruz. Baharat fiyatları da uçmuş. Ekonomimiz uçuyor. Üreticide 17,5 lira olan kırmızı mercimek 47 liraya, 29,5 lira olan nohut 76 liraya, 29 lira olan kuru fasulye
85 liraya markette satılıyor. Et, sebze, meyve fiyatlarından sonra bakliyat fiyatları da katlanıyor. Restoranda etli yemek yemeyenler için esnaf lokantasında kuru fasulye pilav yemek de lüks oluyor. Ankara'da ortalama bir restoranda kuru fasulye 100, pilav 40 lira. 4 kişilik bir ailenin içecekler olmadan ödeyeceği hesap 560 lira. Ben gidemem ki. Ben o zaman evin yolunu bulamam. Kuru fasulye yemek, kalktı pirinç yemek, bunun hepsi lüks oldu. Bize diyor ki vatandaşlık sen yaşama. 11 bin lirayla geçinmeye çalışan emekli Veysel Hacı Mustafaoğlu'na kuru fasulye pilav lüks. Öğrencinin de hem sağlıklı hem doyurucu öğünüydü ama en ucuz yerde sadece fasulye 60 lira, ayrılmaz ikili kuru fasulye pilav 125 lira. Bizim burası daha çok öğrenciye hitap ettiğimiz için bizde kuru fasulye pilav 125 lira. Sade çorba 45 lira oldu, mercimek çorbası. Biz 4 lira satıyorduk. Şu anda kuru fasulye alsanız burada 60 lira. 2 ay önce de mi kuru fasulyeyi 60 liraya satıyorduk? Yok, o zaman 40 lira satıyorduk. Daha da yükselecek bu seçimlerden sonra. Bu gördüğünüz tabelalar hepsi değişik. Tarım yapmayan bir ülke erimek zorundadır. Et fiyatlarının yüksekliği karşısında halkımız baklagil tüketiyor. Üretim tüketimi karşılamıyor. İthalat artarak devam ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, et alamayan vatandaşın bakliyata yönelmesi nedeniyle talep arttı ama üretim %34,8 düştü, fiyatlar çıktı dedi. İktidarsa çözüm olarak yine ithalat kartını çekti. Toplam ithalatımız %90,6 oranında artarak 702 bin ton oldu. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Kiracısına çatalla saldıran, evini dağıtan ev sahibini hatırlayacaksınız. O ev sahibinin kiracısı evden çıksın diye 20 bin dolara tetikçi de tuttuğu ortaya çıktı. Dehşeti yaşayan o kiracı yaşadıklarını Fox Haber'e anlattı. Burada oturacağını mı sanıyorsun sen? 250 ödüyordum. Bir anda 650'ye çıkartacağım dedi bana. Kanuna göre nasıl olsa ben öyle zamını yaparım ve öyle ödemeye devam edeceğim dedim. Oturacağınızı mı zannediyorsun burada? Cengiz Bey, ne yaptınız siz? Her deli mi parçalandı. Evi boşaltsın. 20 bin de size ödeyeceğim. Silahla sıkabilirsiniz demiş. Tetikçilik yapmışlar oluyor. İşi bitirin, karşılığında 20 bin dolarınızı alın dedi. Kiracının bulunduğu dairenin adresini bize verdi. Gerekirse ayaklarına silahla sıkın dedi. Kiracısının evini dağıtan, çatalla saldıran ev sahibinin bir de tetikçi tuttuğu ortaya çıktı. Ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik'in 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldığı davaya bodyguard Nizam Şeyh'in ifadesi damgasını vurdu. Kiracıların evden çıkması için bir bodyguardla 20 bin dolar karşılığı anlaştı ev sahibi. Ölümle tehdit edilen kiracı Gülcihan Kırıçkaya yaşadıklarını Fox Haber'e anlattı. Kimse yok mu ya? Ev sahibi de burada. O gün geldiğinde bana şey dediler, mafyanın adamlarıyız biz. Seni geberteceğiz. Sen bu evde oturacağını düşünme. Polis çağırıyor musun? Gel. Çabuk silahlı saldırı dedi. Cengiz Bey, bakın yaraladınız beni. Tamam. Ev sahibi burada, ev sahibi. 8 yıldır İstanbul'da yaşayan, 4 yıldır da Ataköy'deki bu sitede kirada oturan Rus uyruklu Gülcihan Kırıçkaya'nın son 2 yılı kabus içinde geçti. 250 dolara oturduğu 1+1 eve %160 zam yapmak istedi ev sahibi. 650 dolarlık yeni kirayı Kırıçkaya kabul etmedi. Ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik o evi bastı, kiracısına ve yanındaki arkadaşına saldırdı. Kapıyı açmamla bir anda üstüme saldırıp elinde çatal vardı. Çatalını bana saplayıp içeri daldı, içeri girdi. Ah! Otur sen! Polis geliyor zaten. Ev sahibi ben. Çatalla saldırıya uğradı, parayla tetikçiler tutuldu, silahla tehdit edildi. Elektrik, su saatleri yerinden söküldü. Kiracı Gülcihan Hanım 2 yıldır Ataköy'deki bu sitede can güvenliği endişesiyle yaşamaya devam ediyor. Şu an bile dışarıda. Benim can güvenliğim yok. Ben korkuyorum dışarı çıkmaya. Ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik'i silahla tehdit ve mala zarar verme gibi birçok suçtan toplam 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi ama itiraz süresi boyunca tutuksuz yargılanacak. Gülcihan Kırıçkaya can güvenliği endişesiyle karara itiraz hazırlanıyor. Bizim avukatlar itiraz edecekler. Beni kestiniz, doğradınız ya. Tamam, kestim, doğradım. Tamam, hapse gireceğim ben, ne olur. İzmir'de aracında vurularak öldürülen taksicinin acısı tazeyken yine İzmir'den bir saldırı haberi geldi. Taksi şoförü aracında yumruklu saldırıya uğradı. Abi, devam et.
Dur bana saldırma bizim de anlıyor. He? Bak bana saldırıyor. Abla, bana saldırıyor. Abla diyor. Abla. Bir kadın panikle taksiye bindi, devam et dedi. Hızla ilerlemeye başladılar ancak kısa süre sonra yolcu aracı durdurdu. Taksiyi takip eden saldırgan 23 yaşındaki şoföre yumruklarla saldırdı. Ya bazı insanlara güvenmeyecek. İzmir'de taksi şoförü Oğuz Ergen'in vurularak öldürülmesinin acısı tazeyken yine aynı ilden geldi bu görüntüler. Konak ilçesinde taksici Kaya Özel gece saatlerinde bir yolcu aldı aracına. Kadın önce hızla devam etmesini istedi. Sık sık arkasına bakıyordu genç kadın. Sonra taksicinin uyarısına rağmen yolcu ısrarla şoförün durmasını istedi. Kurtarmak amacıyla gaza bastım. Adamın saldıracağını söylememe rağmen dur dedi. Durayım mı? Dur bana saldırma bizim de anlıyorum. He? Bak bana saldıracak. Abla bana saldıracak. Kadın bana saldıracak dedi. Kapıyı açıp indi. Saldırgansa doğrudan taksiciye saldırdı. Defalarca yumrukladı. 23 yaşındaki taksici Kaya Özel yüzünü korumaya çalıştı. Bu kez saçlarına asıldı saldırgan. Araç içi kamera hem saldırıyı hem de saldırganın elindeki dövmeleri net bir şekilde kaydetti. Rapor da aldım ben DAP raporu. Yüzüme vurdu, elime tekme attı. Arabadan çıkardı beni, orada bir kaç tane daha vurdu. Taksici araçtan indiğinde de saldırı devam etti. Kurtulduğunda karakola gidip şikayetçi oldu ama henüz saldırgan yakalanamadı. Taksicilere peş peşe saldırıların ardından çözüm bekliyor şoförler. ...14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşıyor. Mücevher'de ucuzluk günleri vardı. Bunun fiyatı ne kadar? 226 bin TL normal fiyatı. Ama etkinlik alanımızda özel 120 bin TL'ye bırakabiliyoruz. Nasıl bir indirim? Güzel bir indirim. 120 bin liraya gayet de uygun. Kendiniz mi aldınız yoksa sevgililer mi? Kendim aldım. Kendim aldım. Kendim çalıştım, kendim aldım. İndirim yarı yarıya olunca Mücevher'de ucuzluk günlerine akın etti kadınlar. 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken Sevgililer Günü'ne özel altın ve Mücevher'de indirim kampanyası yapıldı. Kimi sevgilisine, eşine, kimi kendine aldı. Birikimlerini Mücevher'le değerlendirmek isteyenler de zaten alacaktı, indirimden yararlandı. Altın almak bugünlerde kolay değil. Pırlanta da olabilir, elmaslarında çok fazla indirim var. Ben de seviyorum altın kullanmayı. Eşinizi alacak mısın? Oradan da duyurum. Kesinlikle almasam da aldırır. Piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL. Zafir taşlarla bezenmiş kolyemiz şu anda tek bir alıcısını bulacak 750 bin TL. Kişiye özel piyasa değeri 2 milyon 500 bin TL olan bu kolyemiz tam 1 milyon 250 bin TL'ye inmiş vaziyette. Mücevher'de indirim günlerinin en pahalı parçaları bu gerdanlıklar. Altının fiyatı ise belli ama işçilik ve kardan indirim yapıldı. Fiyatlar uygun gayet. Gram altın zaten ne kadar herkes biliyor. Sonuçta bunlarda işçilik de var. Uygun yani. 12.850 TL'den indirimiyle birlikte 10.200 liraya kadar düşüyor. Sevgililer günü. Evet ama yok ben teyzemle geldim zaten. Ben kendimi almayı seviyorum. Kendi altınımı kendim alırım. Evlilik hazırlığı yapan çiftler için pırlanta setler, tek taş veya pırlanta yüzükler, alyanslar da İstanbul Bakırköy'deki otelin fuar alanında %50 indirime girdi. Sadece çiftler değil, indirimlerden herkes yararlandı. Evlenecek yeni çiftlere sürprizlerimiz var. Neredeyse iki alyans alana bir alyans bedava. İndirim günlerinde evlenecek çiftlere özel alyanslarda da indirim yapıldı. 12 bin liralık bir çift alyansı fiyatı 6 bin liraya düştü. Yani çiftler için alyanslardan biri armağan edilmiş oluyor. Çok güzel. Sevgililer gününe özel bir indirim var bugün burada. Sevgililer günü hediyesi mi oldu? Bilmiyorum. Benim sevgilim yok maalesef. Kendimi aldım. Normal satış fiyatları 7500 liraydı. Ekstradan indirim yapacağımız zaman 5500 TL ve 4500 TL civarlarında güzel bir küpeler tercih ettik. Sizinki sevgililer günü hediyesi? Bu doğum günü hediyesi. Benim yarın doğum günüm var. Sevgililer günü için mi olacak? Evet, evet. Gayet güzel tabii, faydalı. Amerika'da bir sürücü akaryakıt istasyonunda aracını park ederken vitesleri karıştırınca yakıt pompasına çarptı. Çıkan yangınla birlikte korkulanlar yaşandı.
Vitesleri karıştıran sürücü Jeep'le akaryakıt pompasına çarptı. Alevler büyürken akaryakıt istasyonundakiler büyük korku yaşadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston şehrinde Jeep sürücüsü lastiğine hava basmak için akaryakıt istasyonuna geldi. Otomatik vitesli aracını park etti. Sürücü bu sırada vitesleri karıştırınca Jeep kontrolden çıktı. Hızlanarak yakıt pompasına çarptı. Kazayla yakıt pompası alev topuna döndü, yanmaya başladı. Akaryakıt istasyonunda patlamadan endişelenen müşteriler hızla koşarak uzaklaştı. Kazayı fark eden akaryakıt istasyonu sahibi yangın söndürücüyle alevlere müdahale etti. Çok geçmeden otomatik söndürme sistemi devreye girdi. Olay sonrası akaryakıt istasyonunda büyük maddi hasar oluştu. Şimdi ara zaman. Havasına, efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Kirli Sepeti'nin yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Dostuma her köşesi cennetin ezilir yanlar için bir başkadır.